Ya öncelikle beni davet ettikleri için ve konuşma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye koşullarını zaten biliyorlar. Artık 90'lar ve 80'lerden de öte bir durumdayız. Ben de bu dönemde aslında buna savaş dönemi dersek çok daha doğru olur. Çünkü gerçekten ciddi bir şekilde bir savaş söz konusu özellikle Kürdistan'da. Ben de onlarca gazeteciden sadece biriyim. Tutuklanıp serbest bırakılan, bir süre tutuklu olan ve bir süre bir evde mahsur kalan onlarca gazetecinin içerisinde sadece biriyim. Belki orada ve şu an zaten o her döneminden dolayı birçok gazeteler kapatıldı, ajanslar kapatıldı, benim ajansım da çalıştığım ajans kapatıldı ve benim ajansıma abone olan televizyon ve tüm gazeteler kapatıldı. Evet, bunun alternatifi oluştu ama şu anda o gazetelerin tamamı kapalı durumda. Bunun tek açıklaması olabilir. Yani burada gerçeğin üstünü kapatmak istiyorlar. Yani gerçeğin duyulmasını istemiyorlar. Neden? Çünkü sadece aslında o halden önceki durum da zaten çok ağır bir süreçti. Ama bu kadar değildi. O dönemde biz hak haberciliği yapan gazeteciler olarak, özgür basın alanındaki gazeteciler olarak oradaki bütün katliamı duyurmaya çalıştık. Tanık olduğumuz durumlar oldu. Birçok kişi bizim gözlerimizin önünde katledildi. Çocuklar 35 bunlara tanık olduk ve bunların haberini yaptık. Ve sırf bunları yaptığımız için tutuklandık. Ne yazık ki şu an 150 aşkın gazeteci tutuklu. Ne yazık ki bu dünyada da çok duyulmadı. Buna dair diyebilirim ki duyarlı konusunda ben bir gazeteci olarak ve bir kült olarak dayanışma konusunda ve dünyada duyulabilecek bir şeyler yapabilme konusunda ve sağduyunun gerektiği ve dayanışmanın gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Ama ben artık buna dair de inancımı yitirmiş durumdayım. Özellikle dünyada ve yani birçok Avrupa ülkesinde de aslında yani ne kadar yapsak da birçok şeyin aslında duyulmadığını, duymak istenmediğini de bir olarak da söyleyebilirim. Hani hem bu dönemi yaşadım birçok arkadaşım gibi. Hem de aslında inanıyorum bir gün bunların hesabı olacak. Bir gün bu insanlar artık affedilmekten kurtulabilecek. Böyle bir süreç artık tanımayacak diyemiyorum artık. Evet, şimdi ben serbest bırakıldım. Tutuksuz yargılanıyorum. Evet, belki birçok arkadaşım serbest bırakıldı. Ama her an tekrar tutuklanma durumu var. Ve birçok gazeteci artık iş yapamaz hale geldi. Çünkü televizyonları kapandı, gazeteleri kapandı. Ha diyelim ki alternatif yaratıldı. Mesela jinhan şujun olarak devam ediyor. Devam ediyoruz ama hem haber kaynaklarına ulaşamıyoruz. Haber kaynağının röportaj vereceği, demet vereceği alanlar kapalı. Hem haber kaynaklarımız aranıyor ve hem biz aramıyoruz. Öyle ki bazen diyoruz ki polisin olmadığı yerde ya da şu saatte şurada ol, telefon kullanılmıyor çünkü, şu saatte şurada ol, ben seni alacağım ve haber işte görüşeceğiz diyoruz mesela. Yani bunlar çok ilginç durumlar. Bir sinemaya gidemiyoruz, bir film izleyemiyoruz ya da bir sanatsal faaliyet burada hiç gerçekleşemiyor. Çünkü hem oradaki kişiler aranıyor hem biz aramıyoruz. Şu an şu örneği verebilirim. Mesela 11 Şubat'tan bu yana Nusaybin'de 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve köylülerden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ve 5 dakika önce 3 köylünün infaz edildiğinin haberini duyduk. Ve ne oraya gidebiliyoruz ne de onların kim olduğunu öğrenebiliyoruz. Sadece bize gizli bir şekilde ulaşan haber kaynaklarımızdan, köylülerden hani 3 kişinin infaz edildiğini öğrenebiliyoruz. Ama bunların kim olduğu ve bir gazeteci olarak işimizi de yapamıyoruz. Çünkü biz oraya gidersek biz de infaz ediliriz ve biz de katlediliriz. Buna artık eminiz. Olabilir demiyoruz artık. Yaparsak öldürülürüz diyoruz artık. O cezaevinde tanık olduğum bir şey. Ve 5 ay boyunca kendi sokağında kalmış, sadece evde pasif bir direniş göstermiş, evde kalmış bir kadın, 50 yaşlarında ve 5 çocuğu bombalandıktan sonra beyaz bayraklı dışarıya çıkmış. Dışarı çıktıktan sonra ilk kameralar açık ve yandaş medyanın kameraları, yani kendileri aslında askerler ama yandaş medyaya ayrıca gazetecilik de yapıyorlar. Şöyle bir meslekleri de var.
İşte devletin şefkatli kollarına hoş geldiniz. İşte devletin şefkatli kolları size her zaman gibi yuvadır, şudur, budur diye. Ve sonradan aslında ve onu sürekli servis etmeye başladılar o haberleri. Aylarca öyle değil. Ve ben içerideyken ve ben çok farklı iddialarla içeriye girdim. Örgüt üyesiymişim ve üzerimde bir sürü ifadeler vardı. İçeride şöyle bir şey var. Ben bir ay sonra orada koğuşumda, aynı koğuşta bulunduğum kişinin aslında benim üzerime ifade veren kadının olduğunu öğrendim. Ve ben ona söylediğimde ben senin üzerine de bir gerçekten ifade vermişim diye şaşırdı. Çünkü ağır işkenceler altında verdiriyorlar ve hiçbir şey söylemeden sadece imza. Ve böyle bu şekilde birçok gazeteci şu an tutuklu ve ceza almak, yani ben ceza alabilirim, yani ev şu an alabilirim sırf bu iddialar üzerine yani. Ama kişi bilmiyor, kişi beni tanımıyor bile. Bir ay sonra öğreniyor ki işte ben Zehra Doğan, yani ben orada benim üzerime ifade veren kişiyi öğreniyorum. Ve anneye gelecek olursak beyaz bayrağı da çıkıyor ve devletin şefkatli kolları diyor ama annenin yüzü gözü şiş içerisindeydi. 6 gün boyunca başına poşet geçirip tazyikli suyla ve hortumlarla sürekli işkence görmüş bir anne. Sadece neden evinde kalmış. Ve şu an ağırlaştırılmış müebbetten yargılanıyor. Bunu hiç kimse bilmiyor. Eğer iddianamesine bakılırsa, dosyasına bakılırsa yapılmış iddialar onun bir geri olduğunu söyler. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Mesela diyorlar ya işte Türkiye'de aslında yargılanan gazeteci yok ya da işte onlar gazeteci değil diyor mesela. Doğru söylüyor. Ve çünkü yani mesela bizim üzerinde iddianamesine bakan ve tanımamış olsam benim mesela dersin ki işte bu 40 yıllık bir gerillanın ya da işte orada YPS'ye katılmış bir YPS üyesinin dosyası herhalde dersin. Çünkü orada bulunan bir gazetecisin. Hemen tanınıyorsun ve orada göze batıyorsun. Fişledikten sonra gizli tanıklar ve gözaltına aldıkları ve günlerce işkence ettikleri kişiler üzerine önceden hazırlanmış iddialar üzerine imza kopuyorlar ve imzalatıyorlar. Ve öyle alıyor mesela. Ben duruşmamda yargılanırken aslında bir gazeteci olarak yargılanmadım. Bana neden haber yapıyorsunuz çok sormadılar. Onlar daha çok iddia ettikleri örgüt üyesi olduğuma dair kanıtlar ve deliller bulmaya çalıştılar ve beni öyle yargıladılar. O yüzden mesela Avrupa'ya sundukları, dünyaya sundukları dosyalarda gazetecilere dair dosyalarda kendilerini haklı çıkarmak için işte bunlar aslında bu faaliyetleri yürütüyorlar ve biz bundan dolayı yargılıyoruz aslında demek için bunu yapıyorlar yani. Kürdistan'da özellikle ve Türkiye'de artık Türkiye'ye de yayıldı. Yani ciddi şekilde büyük bir aslında savaş var. Hem psikolojik bir savaş var yürütülüyor hem de gerçekten bu topraklarda şu an şu saatte dışarı çıksam herhalde sadece bir bağırsam hemen taranabilirim. Sadece bağırsam yani. Hani konuşmasa, bir söz söylemese, ifade etmese ve bunun ağırlığının ne demek olduğunu herhalde yani sadece bu ifade edebiliyor bence buradaki bunun ağırlığını. Yani o yüzden hani daha çok Türkiye'ye dair çünkü artık alternatif medyada neredeyse yok ya da işimizi yapamıyoruz. Hani daha çok böyle gerçekten sağlam kaynaklardan buradaki haberleri takip ederlerse daha iyi olur. Çünkü yandaş medyanın yaptığı haberlerde gerçekten buranın herhalde güllük bir sağlık bir alan olduğunu, bir yer olduğunu, bir ülke olduğunu okuyorlardır. Gerçekten haberi doğru yerden okumalarını rica ediyorum. Parler à Zehra, je la remercie beaucoup de notre part. Tu l'embrasses très très fort de notre part avec tout notre soutien pour elle et puis pour toutes les autres.